İzmir'in ilçelerinde aday ziyaretlerinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Foça'yı da ziyaret etti. Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı Balbay, Foça'ya gecikmeli gelebildi. İzmir'in ilçelerini ziyaret eden ve seçim çalışmalarına katkıda bulunan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Foça'yı da ziyaret etti. Balbay, Foça Rehami Dilli Kültür Merkezi'nde partililerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Mustafa Balbay, sözlerine Silivri yollarında bizi yalnız bırakmayan herkese selam olsun diyerek başladı. Paylaşmak isterim ki Uygurculara, Ahmet Taner Piştalara bir borcumuz... Konuşmasını, çocuklarım tüm Türkiye'nin gözü önünde acıyla büyüdü. Çocuklardan çok şey öğrendim. Çok kişi bir yol tercihi yapar. Ya bir mücadelenin içinde olur ya da ailesiyle. Ben ikisinden de vazgeçmeyeceğim. Onlar ailem, sizler benim sosyal aşkımsınız. Hapishaneden ya çürüyerek ya da yürüyerek çıkarsınız. Ben size koşarak çıktım diye sürdürdü. Uğur Mumcu'yu hatırlatan Balbay, onlara borçlu olduklarını ve bu borcun ancak onların fikirlerini iktidara taşıyarak ödenebileceğini söyledi. Tahliyesinin ardından 48 günü geride bıraktığını söyleyen Balbay, "Bugün özgürlüğümün 48. günü ama 71. kez mikrofon elimde. Durmayacağım. Foça'ya gün batımı için tekrar geleceğim," dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen bir sürücü engelli bir vatandaşı otomobiliyle çarpıp kaçtı. Turgutlu İstiklal Mahallesi Altıntaş Sokak üzerinde kardeşiyle birlikte engelli arabasıyla evine gitmekte olan ismi öğrenilemeyen engelli vatandaşa kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü çarptı. Sürücü olan yerinden uzaklaşırken 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri olan yerine geldi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulansa bindirilen engelli vatandaş tedavisi yapılmak üzere Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri çevredeki iş yeri kameralarından çarpıp kaçan sürücüyü